Siber savaş. Yani askersiz, silahsız, füzesiz çatışma. Saldırıları hackerlar yapıyor. Dijital casus örgütleri, bilgi hırsızları, çocuklar, suçlular ve teröristlerden oluşan siber ordular. Bazılarının devlet desteği de var. Amerika'da siber saldırıların yol açabileceği zararlara dair korku artıyor. İnsanlar dünyanın süper gücünün bu mücadeleye hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyor. Siber tehdit haberleri ne kadar gerçek? Siber alemdeki savaşlar aynı zamanda internet kullanımına müdahale anlamına mı geliyor? Ben Josh Rushing. Bu bölümde bu sorulara yanıt arayacağız. Başımıza gelebilecek en kötü şey, bilgisayar ağlarımıza saldırılması ve altyapılarımızın işlemez hale gelmesi. Örneğin enerji şebekesi ya da önemli savunma sistemlerinden birinin vurulması veya hava trafiği kontrol sistemine yönelik bir saldırı. Ülkeyi felç edecek, can kaybına ya da büyük bir ekonomik zarara neden olacak bir şey. Bunları telafi etmek çok zaman alır. Yalnızca Senato'ya her gün 1.800.000 saldırı yapılıyor. Burada teori yapmıyoruz. Amerikan hükümetine her gün 1 milyardan fazla saldırı yapılıyor. Altyapıyı yıkmaya yönelik yeni bir savaş türü bu. Her gün dünyanın çeşitli yerlerinden bilgisayar ağlarımıza saldırılar yapılıyor. It's now clear this cyber threat is one of the most serious economic and national security challenges we face as a nation. Para Başkan Obama'nın istediği yere akıyor. Siber güvenlik için ayrılan yıllık bütçe 350 milyon doları çoktan aştı. Aynı amaçla istihbarat kurumlarına ne kadar kaynak aktarıldıysa bilinmiyor. Beyaz Saray'da artık bir de siber güvenlik koordinatörü var. Ama Kongre'de hükümetin de özel sektöründe bu konuda yavaş kaldığı endişesi hakim. Hükümet de bir yasa oluşturmakta yavaş kalıyor. Siber alemin %90'ını oluşturan özel sektörde farklı değil. Siber güvenlik yasasının Kongre'de görüşülmesine 2010'da başlandı. Tasarıyı iki parti de destekliyordu. Amerikalı parlamenterler ve ülkedeki internet altyapısının çoğuna sahip özel sektör, bir yıldan fazla bu yasayı tartıştı. 2013'te yasalaşan tasarı, bir saldırı olması halinde başkan ve özel sektörün işbirliği yapmasını öngörüyor. Bu durumda tehdit ve saldırılara dair gizli bilgilerin paylaşılması şart. Korkunç boyutlarda siber felaketler istemiyorsak, bu işbirliği hayati önemde. Yeni korkular, yeni düşmanlar yaratmayı gerektirir. Amerika bunları doğuda buldu. Çin ve Rusya'da bulunan hackerlar ve devlet destekli siber savaşçılar artık Amerika'nın yeni komünistleri. En büyük tehdit devletlerden ve birkaç ülkenin istihbarat servisinden geliyor. Çinliler bu konuda gayet başarılı. İnsan gücü ve para olarak çok geniş kaynaklara sahipler. Başka ülkeler de var. Mesela Rusya uzun zamandan beri siber tehdit halini almış durumda. Jim Lewis, Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde çalışıyor. İkinci önemli tehdit siber suç. Bazı ülkeler buna kucak açıyor. Yine Çin ve Rusya maalesef bu ülkeler arasında. Bu ülkeler kendileri suç işlemek istemediği için siber suçluları maşa olarak kullanabiliyor. Amerikan medyası da böyle bir hikayeye adeta atladı. Google alleges that Chinese hackers broke into the email accounts of several of its users located in the US. Dünyanın en büyük internet arama şirketi Google'da Çin merkezli siber saldırılara maruz kaldı. Çinliler Google ve başka 30 şirketin internet altyapısındaki zaaflardan faydalanmaya çalıştı. Tek kurban Google değildi ama mesela Google'da iki şey yaptılar. Google arama motorunun nasıl çalıştığına bakarak fikri mülkiyet hırsızlığı yaptılar. Gmail gibi platformlarda da Tibetli aktivistlerin bilgilerine ulaşmaya çalıştılar. Gmail hesaplarından insan hakları savunucularının e-postalarına girildi. Muhtemelen bazı kaynak kodları da ele geçirildi.
İnternet Explorer'daki bir zaaftan faydalanıp şirkete girmeyi başardılar. Bunu para için yapmadılar. Gelecekte başka neler elde edebileceklerine bakıyorlardı. Muhtemelen siyasi nedenlerle bu işe giriştiler. Saldırılar 30'dan fazla şirketi hedef aldı. Şirketlerin çoğu da Amerikan teknolojisinin kalbi sayılan Silikon Vadisi'ndeydi. Saldırıya maruz kaldığı söylenen Symantec şirketinin CEO'suyla görüştük. İnternet güvenliği sağlama işinde dünyanın en büyük firmasının yöneticisi bu olayda da bir fırsat görüyor. Google'ın saldırıları kamuoyuyla paylaşmasını da olumlu buluyor. Bu saldırılar şunu gösterdi. Siber tehdit şaka falan değil. Biz çözüm üreten bir şirketiz ve ortada tehdit falan yok dememiz beklenir. Ancak şunu gördük. Korku ya da panik yaratmaktan hiçbir kazancı olmayan şirketler, hatta hükümet bile çıkıp ortada gerçek bir tehdit var dedi. Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı özenle seçilmiş sözlerle Google'a arka çıktı. Çin hükümetinden de saldırıları araştırmasını istedi. Countries or individuals that engage in cyber attacks should face consequences and international condemnation. Çin ise suçlamaları asılsız olarak nitelendirdi. Çin Google'ı hedef alarak yapabileceği en kötü hatayı yaptı. Zira Google bu Amerikan yönetiminin en beğendiği şirket. Pekin'in başka bir şirketi hedef alması gerekirdi. Sorumlu Çin hükümeti miydi peki? İşte siber güvenlik uzmanları bu sorunun peşinde. Burada saldırıyı tanımlama sorunu var. Yani yorumun ötesine geçilemiyor. Hal böyle olunca da saldırılara cevap vermek zorlaşıyor. Çünkü hackerlar bilgisayarları uzaktan da kullanabiliyor. Dolayısıyla nereden kime çalıştıklarını tespit etmek de zor. Randy Bird, Toronto Üniversitesi'nde vatandaş laboratuvarındaki ekibiyle GhostNet üzerinde yaklaşık bir yıl araştırma yaptı. GhostNet, Dalai Lama'nın ofisleri de dahil bir takım Tibetli örgütlere saldıran casus örgütünün adı. Dibert'a göre Google ve GhostNet saldırılarını kesinlikle Çin hükümeti yaptı demek hala tam olarak mümkün değil. Bunun arkasında bireyler de olabilir, suç örgütleri de. Hatta meseleyi Çin'e yıkmak isteyen üçüncü bir ülkede. O nedenle dikkatli olmamız gerekiyor. Dışarıdan yazılım şirketi izlenimi veren bu bina aslında bir danışmanlık firması. Washington'da bulunan kurumun başında Michael Chertoff var. Chertoff, Bush yönetiminde 4 yıl boyunca iç güvenlikten sorumluydu. Vatandaşların ve özel sektörün internet güvenliğini sağlamak görevleri arasındaydı. Şimdi siber güvenlik konusunda hükümete ve özel sektöre danışmanlık yapıyor. Chertoff'a göre Amerikan hükümeti saldırıların kaynağı konusunda net bir şey söyleyemediği için hala tutarlı bir siber güvenlik politikası oluşturamadı. Olası bir saldırıya karşı bir politika geliştirmiş değiliz. Misilleme yapar mıyız? Saldırının geldiği server'ı mı hedef alırız? Yoksa fiziksel yollardan mı cevap veririz? Siber saldırıya fiziksel cevap mı? Tabii, neden olmasın? Diyelim bir ülke sistemlerimize önemli bir zarar verdi. O ülkeden söz konusu serverlarını kapatmasını isteriz. O ülke yapamayız ya da yapmayız dediği zaman artık bunu nasıl yapacağımıza karar vermemiz gerekir. Bu serverları sanal yollardan mı kapatmaya çalışırız? Yoksa özel kuvvetleri gönderip onları havaya mı uçururuz? Özel kuvvetlerle başka bir ülkenin topraklarında sabotaj mı? Adeta gerçek bir savaştan bahsediyoruz. Soru şu, eğer Amerika'daki internet ağlarına saldırılıyorsa gerçek bir savaş başlamış mı demektir? Google'a yönelik saldırılar savaş ilanı mı? Bu savaş değil. Teknoloji ve siyaset konusunda istihbarat amaçlı casusluk. Siber savaş diye bir kavram var ama henüz tanımı yok. Kavramı iki kategoriye ayırabilirsiniz. İlki casusluk ya da bilgi hırsızlığı. Diğerinde ise sisteme bir saldırı söz konusu. Sisteme erişiminiz de engellenebilir. Bunlardan ikisi de siber savaşın farklı boyutları. Ama siber savaş ve suç arasındaki çizgi biraz belirsiz. Dolayısıyla bunun cevabını güçlü olan verecek. Ortada şöyle bir endişe var.
Pearl Harbor ya da 11 Eylül boyutunda bir siber saldırı olana kadar köklü kararlar almayacağız. Tabii büyük bir ekonomik yıkım ya da can kaybı olmadan hareket etmiyor olmak can sıkıcı. Michael Chertoff gibiler 11 Eylül ve Pearl Harbor gibi senaryolar düşünürken siber savaş endüstrisi inanılmaz bir hızla büyüyor. Washington'da düzenlenen bu güvenlik konferansı yeni aktörlerin hızla belirdiğinin göstergesi. Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi şirketler savunma ve istihbarat alanında Amerikan hükümetinden 10 milyarlarca dolarlık sözleşmeler koparmanın peşinde. Küçük şirketler de piyasadan pay almaya çalışıyor. Konuştukları dil de savaş dili. Bağlantıyı kopararak ya da dezenformasyon yaparak misilleme yapılabilir. Bunlar internet ağınızı korumak için atılacak basit adımlar. John'un da belirttiği gibi bizim hedef kitlemiz Amerikan Savunma Bakanlığı ve istihbarat örgütleri. Çok önemli bir şeyle karşı karşıyayız. Aslında Amerikan istihbaratının bu saldırı neyin nesidir diye gelmediğine çok şaşırdım. Ama internet tehlikeli ve artık saldırı kapasitesine sahip olma zamanı geldi. Şirketler internetin tehlikeli olduğu düşüncesinden kâr edecek. Buna göre tehlike o kadar büyük ki yeni silahlar ve yeni bir savaş biçiminin geliştirilmesi şart. Siber güvenlik tehditlerini tam anlamıyla değerlendirmek zor. Çünkü özel sektör tehlikenin abartılmasından çıkar sağlıyor. Washington'ın siber güvenliğe ayırdığı 40 ila 50 milyar dolar özel sektöre gidiyor. Yeni bir savaş çağındayız. Amerikan ordusu işi sıkı tutuyor. Artık operasyon alanlarına kara, hava ve denizin yanına bir de siber eklendi. Üstelik 4 yıldızlı generali de siber orduya katılmak üzere. Aday gösteren de Başkan Obama. Başkan Obama ve Bakan Gates'in beni bu makama aday göstermesi onur verici. Siber Kuvvetler Komutanlığı'na atanan Kate Alexander aynı zamanda Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'in de başkanı. Bu görev siber alimin askerileştirilmesi anlamına gelmiyor. Daha çok ordumuzun önemli bilgisayar ve istihbarat sistemlerinin bütünlüğünün korunması ile ilgili. General Alexander'ın atanmasının beklendiği aylarda Amerikan ordusu da en yetenekli siber savaşçıları bünyesine katmak için harekete geçti. Yüksek ve alt düzeyde ağ güvenliği uzmanları, bilgisayar mühendisleri ve hackerlar arandı. Bu Kızıl Sakal, kendisi bir hacker. Evet, bir bakıma öyle. Kendimi hacker olarak tanımlayabilirim. Birkaç ay önce Washington'daki ofisinde sıradan bir sistem yöneticisi olarak çalışıyordu. Ta ki donanmadan biri gelip ona hackerlık teklif edene kadar. Siber saldırılara katılmaya ne dersin? Hem savunma, hem saldırı yapabilir misin? Gibi sorular sordu. Dediklerinden sadece savunma maksadı çıksa da, asıl felsefesi, en iyi savunma saldırıdır, olarak düşünülebilirdi. Kızıl Sakal teklifi geri çevirdi. En nihayetinde Çin'deki bir server'a bir e-mail yerleştirip oradaki bir Çinliyi Batı'yla konuştuğu gerekçesiyle zor duruma sokmak istemem. Hükümet bu kişiyi Arjantin'deki diktatör rejiminin yaptığı gibi gözaltında kaybedebilir.
Hiç gereği yok. Birisi kurşuna dizildikten sonra bir askerin ben ateş etmedim demesine benziyor. Ama o kişiyi öldüren siz de olabilirsiniz. Bu mümkün. You might have been the person that put the bullet in the chamber. You'll also notice that they'll be all centered around a specific piece of software because they're experts. Kızıl Sakal, savunma odaklı yaklaşımlardan yana. I think that the actual vector of attack. Bence asıl tehdit yamalanmamış sistemler ve yetersiz kaynakla çok çalıştırılan idareciler. Are overworked administrators who just don't have the resources to actually kind of get their job done. Ancak bunu ne kadar gündeme getirseniz de insanlar umursamıyor. Bu insanları heyecanlandırmıyor. Ülkedeki daha etkili isimlere göre Amerika düşmanlarını caydırabilmek için siber saldırılar düzenlemeli. Saldırılara karşı caydırıcı olma kapasitesi önemli. Size saldıranı etkisizleştirebilir ya da misilleme yapabilirsiniz. Yani bir saldırı kapasitesine ihtiyaç var demektir. Temel mesele sadece teknoloji değil. Saldırı açısından hangi adımları atmaya hazırsınız? Hangi adımları atmak söz konusu değil. Bunlara dair doktriniz net olursa hukuki altyapıyı da öyle hazırlarsınız. Ordular, istihbarat kurumları ve şirketler kendi altyapılarını korumak için çalışıyor. Uzun vadeli sonuçlarsa net değil. Amerika'da internetle özgürce haberleşmeye alışan insanlar ileride bu haklarından mahrum kalabilir. Washington'daki elektronik gizlilik bilgi merkezinden avukat John Verdi ile görüştük. Siber güvenlik, 21. yüzyılda bilgi çağının nimetlerinden faydalanan internet kullanıcılarının ve cep telefonu sahiplerinin özel hayatlarına saygı göstererek hayata geçirilebilir, öyle değil mi? Ama tam tersi de olabilir ve bilgilerimiz kitlesel olarak toplanabilir ve başka kişilerle paylaşılabilir. Kendinizi tanıtmadan internette gezinme lüksünüz yakında tarihe karışabilir. İnternette farklı şekilde güven oluşturma yöntemleri oluşacak. Hangi kişilere, serverlara ve şirketlere güvenebileceğini belirlemek konusunda yeni yöntemler çıkacak. Karşımızdaki yeni sorun şu, internetteki güven nasıl oluşturulacak? Eskiden internette kimlikler açıklanmazdı ancak artık bu değişmek zorunda. Ben birkaç katmanlı internetimiz olacağını düşünüyorum. Ne kadar güvene ihtiyaç duyduğunuz bunda belirleyici olacak. Bazen karşıdakinin kim olduğunu bilmeniz gerekecektir. Dolayısıyla böyle durumlarda kimliğini açıklamayan kişilerle iletişim kurmazsınız. Siber Kuvvetler ve NSA Başkanı, dışarıdan gelecek siber saldırıları bahane edip Amerikalıların e-postalarını takip etmeyeceklerini taahhüt etti. Ama Bush'un başlattığı terörle savaş döneminde vatandaşların yabancılarla yaptığı yazışmaların takip edilmesi hala hafızalarda. Dolayısıyla bu açıklamalara güven duymak zor. NSA insanları gerekçe olmadan dinlemek konusunda rakipsizdi. Siber güvenliğin onlara bırakılmasına hiç itirazım yok. Sınırlarını aşacaklarını kesinlikle düşünmüyorum. Öyle şey olur mu hiç? Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nin özel sektörle ilişkileri de soru işaretlerine yol açıyor. Zira saldırılardan sonra Google ajansla işbirliğine gitti. Google ve ajansın arasındaki ilişkinin detayları bilinmiyor. Ancak insanlar şunu soruyor, Google sinyal istihbarat birimiyle mi yoksa istihbarat teminat birimiyle mi çalışıyor? Ulusal Güvenlik Ajansı sizin Gmail'inizi okuyacak mı? Yoksa Google'ın altyapısını dış müdahalelere karşı mı koruyacak? Ya da her ikisi de mi olacak? Elektronik Gizlilik Bilgi Merkezi ajansı mahkemeye verdi. Biz, Amerika'daki en büyük internet şirketi ve Ulusal Güvenlik Ajansı arasındaki sözleşmenin ve aralarındaki bu önemli ilişkinin daha şeffaf olması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıntıları kamuoyu da öğrenmeli. Siber alem değişiyor. Amerika bu değişimi savaş metaforuyla açıklıyor. Yabancılar ülkeye saldırıyor. Siber savaşçılar da ülkeyi savunup yeni silahlar geliştiriyor.
Yani teknolojik, yasal ve kültürel bir dönüşüm insanlara böyle anlatılıyor. Ama savaş metaforu gerçek olabilir. Ve savaş ortamında gerçekler insanlardan gizlenip haklarımız elimizden alınabilir. O halde savaş doğru bir metafor mu? Bu ülkede uyuşturucu konusunda savaş metaforunu kullanmanın sınırlarını gördük. 11 Eylül sonrasında da dış politikayı savaş üzerinden kurmanın ve terörle mücadeleyi savaş metaforuyla yürütmenin sıkıntılarını beraber yaşadık. Bence bu metafor çok kullanışlı değil. Askeri endüstri kompleksinin gücü ve savunma sanayinin bu yeni koluna aktarılan milyarlarca doları düşündüğümüzde, yeni bir yaklaşım için Amerika geç mi kaldı? Başka bir metafor seçmek hala mümkün mü? Bütün bu terimler bir Rubik küpünün parçaları gibidir. Bakış açınız nasılsa o şekilde çevirirsiniz ve istediğiniz dili kullanırsınız. Belki yıllar sonra insanlar bugüne bakıp 1990 ve 2010 arasını küresel bir iletişim platformuna sahip olduğumuz ender bir dönem olarak görecek. Belki de bu platformun parçalandığına tanık olacağız. İşte bu yüzden ben, ki bu konuda yalnız değilim, internetin korunmasına dair bir hareketi destekliyorum. Siber alem, kamuya açık diğer alanlar gibi korunmalı.